Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Aydın Denizli Otoyolu'nun açılışını yaptı ve ilk test sürüşünü kendi kullandığı TOG ile gerçekleştirdi. Yapımına 2020 yılı sonunda başlanan 163 kilometrelik Aydın Denizli Otoyolu tamamlanarak bugün hizmete girdi. Otoyolun açılış törenine Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın Valisi Yakup Can Bolat, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Denizli Milletvekilleri, AK Parti Aydın ve Denizli İl ve İlçe Başkanları, AK Partili Belediye Başkanları ve Partililer ile vatandaşlar katıldı. Bakan Uraloğlu, açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi. Denizli ile dağlarından, yağ ovalarından Balakan, Aydın için çok önemli bir anı beraberce yaşıyoruz. Deniz otoyolumuzun Aydın çevre yolundan başlayıp Kuyucak kavşağında son bulan 70 kilometrelik kesimini trafiğe açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bildiğiniz gibi geçen yıl otoyolun 60. kilometresinde yer alan Kuyucak kavşağıyla 140. kilometresindeki Kocabaş kavşağı arasında kalan 80 kilometre ana gövde, 13 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 93 kilometrelik kesimini hizmete açmıştık. Şimdi kalan 70 kilometreyi de tamamlayarak otoyolumuzun tamamını trafiğe açmış oluyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle yolumuzun resmi açılış törenini de gerçekleştireceğiz. Aydın ve Denizli illerimiz kadim ticaret yollarının kesiştiği Ege, Akdeniz ve İç Anadolu arasında önemli bir köprü vazifesi gören şehirlerimizdir. Aydın Denizli Otoyolu'nun tamamının trafiğe açılmasıyla bu bölgedeki ulaşım ağımızın gücüne güç katmış olduk. Otoyol güzergahımızın daha önce trafiğe açtığımız ilk etabı Kocabaş'tan başlayıp Pamukkale, Kumkısık, Sarayköy ve Buharkent'ten geçerek Kuyucak'ta son buluyordu. Bugün hizmete açacağımız ikinci etap ise Kuyucak'tan başlayarak Nazilli, Yenipazar, Köşk ilçelerini geçerek Aydın'da sonlanıyor. Otoyolumuz sayesinde Aydın ve Denizli arasında D320 devlet yolu üzerinden 11 ilçe ve 46 adet sinyalize kavşak geçerek trafik şartlarına göre 1,5 ile 2 saat süren yolculuk süresini sadece 55 dakikaya indiriyoruz. Artık Ege bölgesinin en önemli ihracat merkezi konumundaki İzmir limanına Denizli üzerinden sanayi ve tarım ürünlerini çok daha kısa sürede ulaştırmış olacağız. Projesinden arazi tespitlerine, sondajlarına kadar. Sonra da genel müdürlüğüm döneminde bu işin ihalesinden ve yapımına kadar çok gayret ettik. Şimdi de Rabbim bu görevde bu projeyi açmayı bizlere nasip etti. Bu anlamda da bu mutluluğumu sizlerle paylaşıyor. Projemizin tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bakan Uraloğlu konuşmasının ardından oyuncu Alp Kırşan'la bindiği TOG'u açılan yolda kullandı.